Merhaba, İyi akşamlar. iyi akşamlar Hoş Cemil'ciğim. geldin. Hoş geldin. Yüreğinize hoş geldin, yüreğime hoş geldiniz. Oo, evet. Kesinlikle. Seni görür görmez bak birden enerjimiz yükseldi. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür. Belgenimiz dalımız. Değil, bir tanedir, bir tane. Gelirsin, Şimdi iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Nasılsın? Güzel Çok bir telaş heyecanlıyım. içindesin şu anda. Çok heyecanlısın Çok biliyorum. heyecanlıyım. Anlatsana biraz Ellerim, bize. ayaklarım titriyor. Aa. Gerçekten yüreğim kabardı ve hatta şimdi de birileriyle yazışıyordum. 21 Gördüm. Eylül'de piramitlerin içerisindeyiz. O zaman dolunaymış ve dişil enerjilerin hareketlendireceği bir aymış. Ben bilmiyordum tabii. Astrolojiyle Bakar ilgilenmediğim için. mısın? Yani ve bütün astroloji uzmanları şey diyormuş insanlara, beyaz giyin o gün diye. Ya biz beyaz giyiyoruz zaten. Ne Normal. yapacağız biz böyle ya? Ne yapacağız biz böyle? Ben de Neyse, bilmiyorum. Biz aslını yaşatıyor. 8 Nisan'da biz 21 Eylül piramitlerde olacağımız ortadaydı. Yani Kesinlikle. gerçekten Allah'a sonsuz şükürler olsun Şükürler Kapadokya'da olsun. gelmişti biliyorsun. Kapadokya gezisinde işte 21 Eylül'de piramit olmalı. Piramitin altındayız arkadaşlar. Ben gidiyorum demiştim. Ay var ya, bunu söyledin durdum biliyorsun ve 21 Eylül'de de Aynen. piramitlerin altında. Aynen. Hatta içinde de olabilirsiniz. İçinde olacağız. İçinde olacağız. Oo, süper. Hatta Semir Osman'a Giç, piramitleri bulan, piramitlerle çalışan Mosna Arkeoloğu'yla beraber olacağız. Bize katılacak Ay orada şahane. kendisi. Allah'ın Ay şahane. izniyle. Tabii Ay. çok heyecanlıyım. Çünkü biliyorsun enerji o, hani şu mesela seneye Nisan'da Kudüs. O da 11 Temmuz'da gelmişti bana. Evet, 11 Temmuz'da Mevlana'da seneye 2022 Kudüs, Nisan'da Kudüs'te olmalısın hissi gelmişti, enerjisi gelmişti. İnşallah seneye Nisan'da da Kudüs'teyiz. Beraber gitmek için neler mümkün? İnşallah beraber olmak için ve beraber gitmek için neler mümkün inşallah. Amin. Bunları yaşayalım ve görelim. Amin. Seni istedim Nasılsın? ki gitmeden. İyiyim. Biraz grip gibiyim ama sıkıntı değil. Geçecek. Gayet iyiyim. Şimdi seni gördüm. Her şey mükemmel oldu yine. Ben mucizeleri yaşıyorum. Evet. Ve kartaşımı kullanıyorum. Her şey yolunda. Sen bir tanesin gerçekten. Artık var ya sevgili Belgündal, hani bazı şeylerin zorlanmaması gerekiyor ispat. Varsa vardır. Evet, bu da böyle bir şey. Varsa vardır. Yani gerçekten taşların mucizelerine artık sonsuz inanıyorum. Ama senin enerjin tabii ki önce onlara yansıyor ve sonra da taşlar. Ben artık buna kesinlikle inanıyorum. Bu akşam da ben hafta içinde birçok yerde bulundum aslında. Ve beni gören herkes Belgündal, Belgündal, Belgündal. Biz bayılıyoruz o programa. Çok seviyoruz o programı. Ama bunları söylediler ama kaç kişi bana uykusuzlukla ilgili Belgündal'la ne olur bir program yapın dediler. Tamam dedim. Bu hafta dedim sevgili Belgündal'la programımızın teması uykusuzluk olsun. Ve biliyorsun gerçekten çok zor bir şey. Ben belirli bir saatte yatıyorum. Hangi saatte yatarsam yatayım ben 6'da en geç ayaktayım. Benim için Evet. hani kalkarım. O saatte mutlaka bir uyanırım. Hayata başlarsın başlamazsın ama ben bir şekilde o saatte uyanırım. Ve uykusuzluğun da birçok insan için çok zor olduğunu biliyorum. Hem ruhen hem bedenen çok yoruyor. Şimdi bu akşam uykusuzluğu konuşalım. Hafta içinde hakikaten yani yaklaşık bir 20-30 kişi bana ne olur Belgündal'la konunuz bu olsun ve şu uykusuzluktan bizi bir arındırsın. Biz bir uyuyalım. Taşlarla mı yaparız? Artık ritüellerle mi yaparız? Neylerle yaparız ama ne olur bizi bu işten kurtarın dediler. Vallahi elçiye zeval olmaz. Sevgiyle başımla yeriniz var. Canımsın. Uykusuzluğu konuşalım ve uykusuzluktan sonra da
ben bir şey rica edeceğim. Çünkü 21 Eylül'de Bosna'dayız. Ve dediğim gibi biraz evvel öğrendim, birkaç dakika önce öğrendim. Çok yüksek bir enerjinin olduğu o gün ve dişi enerjisiyle dişilerin dünyayı değiştireceği. Zaten hep söylediğim noktaydı benim. 2022-2023 bayanların, dişilerin masaya vurduğu sene olacak dediğim, seninle de programlarda hep bunu söylediğim bir noktaydı. Aynen öyle. Aynen öyle. Uykusuzluğu konuştuktan sonra Bosna'da, çünkü biz 21 Eylül'de farklı bir çalışma yapacağız. Biliyorsun ben çalışma yaparken hep insanlara derim ki ya arkadaşlar siz de kalın, katılın, sizi yüreğimde götürüyorum. Ama katılırken bir ritüelimiz olacak. İşiniz kolaylaşsın diye o ritüeli de seninle burada paylaşmak istiyorum. Onu da söyleyeyim. Ay şahanesin sen, şahanesin. Evet arkadaşlar, burada kalın ve eşinizi, dostunuzu da haber verin, gelsinler programı. Sevaptır ya. Herkesleri çağırın. Herkesi çağırın. YouTube kanalımıza da yükledik. Çünkü rüyamda gördüm. Yani biliyorsun haberci rüyalar var. Rüyalarda yani dedim ki Allah'ım o kadar çok hasta insan var ki, çok sevdiğim bir insanın abimiz dediğimiz, çok sevdiğimiz bir kişiye çalışırken rüyamda piramitlerin içerisinde ona çalışma yaparken bir suya dua okuduğumu gördüm. Bir dakika dedim, ya bunu niye herkese yapmayayım? Allah'ım dedim ne olur. Yani bizi yüreğinde barındıranların bizim de yüreklerini alıp gideceğini her bir insan faydalansın. Bunun için neler tamam. mümkün derken mükemmel bir ritüel çıktı ortaya. İnşallah katkı olsun, evrene katkı olsun ama birazdan. Önce uykusuzluğu sen konuşacağım. Başkasın. Ben şimdi bu programda mutlaka söylemeden edemeyeceğim bak. Bazı programları ben de izliyorum ve yani bu hem benim alanımda hem farklı boyutlarda hem gelişme alanında hem de takip açısından, bilgi ve haberdar olma açısından birçok programları izliyorum. Fakat başka bir program yok ki burada yaptığımız ritüeller, burada yaptığımız seanslar, burada verilen bilgiler hiçbiri kayıt altında değil. Bakıyorum bakıyorum, demo demo diyorlar. Bakıyorum bakıyorum, ne demo var ne bir şey. İşte Belgin Dal bütün donanımını sizlerle birlikte paylaştıkça biz böyle büyüyoruz gerçekten. Çok paylaştıkça bu şekilde bu kadar büyüyoruz ve kocaman bir aileyiz. Ama doğruyu biz yapıyoruz. İyi ki varsın Belgin Dal. Çok teşekkürler, şükürler olsun. Biliyorsun ki birlik, bütünlük, beraberlik ve bu birlik, bütünlükle beraber ne yapacağız? Aynen. Bu kurulan tüm oyunlarını bozacağız. Aynen öyle. Kaydetmiyorlar ya. Düşünebiliyor musun? Kaydetmiyorlar. Ki bir tek bizim programımızı açıyor insanlar. Benden izliyorlar, senden izliyorlar, YouTube'a giriyorlar. Bu kadar bilgilerimizi, her şey yani Belgin Dal bu kadar her şeyini paylaşıyor. Bütün özel, bunlar çok önemli şeyler. Biz paylaşıyoruz. Paylaşmayanlar da örnek alsınlar diyoruz. Estağfurullah. Paylaştıkça gelir biliyorsun. Yani hep şunu söylerim. Büyüyor tabii ki. Hiçbir yayını önceden planlamıyoruz. Hep derim ya, soru ne varsa sor bana. Sıkıntı yok. Çünkü zaten bilgi akıyor. Şükürler olsun. Evet. Uykusuzluk. Merak ediyorlar. Evet. Biz de uykusuzluktan bahsedelim. Uykusuzluk nedir? Buradaki beyin hücrelerinin, oradaki yorgunluğun, sıkıntının, vesvesenin, mükemmelliyetçinin, otokontrolcünün. Evet. Alt beynin. Aynen. Size getirdiği huzursuzluktur. Çünkü bütün gün bu zihin, bu beyin o kadar çok yoruluyor ki gece de dinlenmez. Yani o beyin gece de der ki tak tak tak, hadi kalk işte, hadi kalk, konuşuyor böyle dandan. Eskiden çok öyleydim. Şu an ders çalışıyorum diye sabah 4'te 5'te yatıyorum ama 4'te 5'te yatsam bile yastığımın altına koyduğum küçük bir amatist, tabii bu büyük bir amatist.
O bütün aileyi bütün uyutur. arkadaşlar. Ama yastığımın altında küçük bir amatisim var ve kristallerim var özel. Uykuya kodladığım. Ve bakın sabah 4'te yatıyorum. Yani gece hani sabaha yatıp 4'e kadar çalışıyorum. 4'te Evet. yatıyorum ve sabah saat 7.30-8'de gözümü açarım ben. Ve tanıyorsunuz artık beni. Enerji hep böyle, hep böyle. Sonsuz şükürler olsun. Şükürler olsun. 3 saatlik uyku da ne yapıyor? Beni rahatsız etmiyor. Uykusuz rahatım. Çok fazla şükürler olsun. İyiyim. Şimdi normalde akşam 10'da uyumamız lazım. Çünkü akşam 10'dan sonra bedendeki meridyenler çalışmaya başlar. İşte akciğer, karaciğer gece 3'e kadar yani ne yapıyor? Kiloyla ilgili beden metabolizma çalışır. Bak, şimdi ben 4'e kadar ayaktayım. Tabii ayakta olunca Ama çorabımla sen oturuyorum. formülü biliyorsun. Sen formülü Yani biliyorsun. evet ben biraz böyle enerji çalıştırıyorum değişik değişik bir enerjimi böyle çalıştırırken şimdi eskiden çok kiloluydum çünkü eskiden uykusuzluk çok fazlaydı da ama huzursuz bir uykusuzluk vardı, zihin karmaşası vardı. Hep söylüyorum, ben eski bir belgenim var milattan önce, 2008'den önce, ona teşekkür ediyorum. Depresyonlu, Evet. huzursuz, uykusuz, öfkeli bir belgim vardı Belgin ama gitti, yeni belgin geldi, yeni versiyonu. aynen gerçekten öyle. Şu anda 3 saatte uyusam çok huzurlu uyuyorum. Ay, Bunu 3 saat gerçekten çok az. Rabbime aynen sonsuz şükürler olsun. İşte taşlar kullanıyorum, kodlar kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi bir defa her gün, yani hep söylediğim bir nokta var. Sabah ve akşam, yani sabah kalktığınızda, akşam yatarken, yüzünüzü yıkarken kendimi seviyorum, çocukluğumu seviyorum. Bir defa bu çok önemli. Her defasında da bahsederim bununla. Ve iman tahtası dediğimiz yer, şurası tümüs bölgesidir. Bu vuruşlar EFT noktalarıdır. Yani buraya da vursan, buraya da vursan, şuraya da vursan, bunlar EFT noktalarıdır. Bazı noktalar vardır, uyarıcıdır. Orada uyarı yapar. En etkili nokta şu iman tahtasıdır. Tümüs bölgesidir. İşte burada zihnim, bedenim ve ruhum dengede. Zihnimi özgür bırakıyorum. Zihnimin içerisindeki vesveseleri, şüpheleri, takıntıları, öfkeleri, Ay canım kızgınlıkları benim. serbest bırakıyorum, özgür bırakıyorum diyerek. Şuraya küçük vuruşlar yapın. İşte çok fazla hiç uyuyamayanlar şunu yapabilir. Uykusuzlukla ilgili geçmiş atalardan, geçmiş ruhlardan gelen, soyumdan, zürriyetimden, kendi yaşamımdan gelen blokajları iptal ediyorum. Travmaları iptal ediyorum. Bak, travmayı hatırlamak zorunda değilsiniz. Çünkü hatırladığınızda bir de o travmadan çıkamayabilirsiniz. Ya, değil mi? Yani tabii. Temizleyemezsin, Aynen. çıkamazsın. Aynen Hiç o kalsın çıkamayabilirsiniz. orada travma. O yüzden hayır, bilerek ya da bilmeyerek, yani bildiğim ya da bilmediğim uykusuzlukla ilgili hangi travmam varsa, hangi blokajım varsa, verdiğim sözleri, işte aldığım, verdiğim yeminleri, aldığım ahları iptal ediyorum. Zihnimin berraklığını seçiyor, kabul ediyor ve onaylıyorum. Zihnimdeki vesveseleri iptal ediyorum gibi küçük vuruşlarla bunu yapabilirsiniz ve çok derin ve rahat uyuyacaksınız. Yastık altına küçük bir ametist koyabilirsiniz. Şimdi tiroid hastaları diyecek ki, Belgin hocam ametist kullanma dediniz. Yastık altına kullanabilirsiniz, hep söylüyorum. Derinize temas etmemeli. Yani tiroidi olanlar, Hashimoto'su olanlar, hipertiroidi olanlar, nodülü olanlar, evet ametist bileklik kolye takmıyoruz. Yani deri gözeneği açık olduğu için derinin içine akıyor. Ama küçük bir amatist taşını uç ortanıza alarak Allah'ım senin yarattığından faydalanıyorum. Yaradanım, her şeyi yaradan yaradanım, vahreden yaradanım. Senin yarattığından faydalanıyorum. Ve sevgili taşım,
seni uykuya kodluyorum. Benim rahatlıkla, huzurla uyumam, sabah enerjili kalkmam için seni Ay, uykuya süper. kodluyorum diye bu şekilde bir kodlama yapabilirsiniz. Yastık altına koyarsınız, derin ve rahat uyursunuz. Fakat ametisi eğer sizi görecek yere koyarsanız uyuyamazsınız. Çünkü ametiste lityum minerali var. Lityum da biliyorsunuz ki beyni uyanık tutan bir mineraldir. Çok rahat uyutacaktır. Baş uçlarınıza ne koyabilirsiniz? Bornit taşını koyabilirsiniz. Morning. Bornit'te evet germanyum minerali vardır. Germanyum minerali hem odadaki ağır materyali alır. İşte radyasyonu alır. Buradaki havadaki aşırı kurşun, aşırı bakır, yani oradaki ağır materyali alacaktır ve sizi rahat uyutacaktır. Tuz lambası kullanabilirsiniz. Tuz lambaları çok iyi gelecektir. İşte eşinizin komodinin başına, kendi komodinizin başına sirke koyabilirsiniz ve işlenmemiş akik taşı içine atabilirsiniz. Ve kaya tuzu koyabilirsiniz. Şimdi kaya tuzu, sirke ve akik. Akik Peygamber Efendimiz'in mührüdür. Taşımak sünnettir. Nazara iyi gelir zaten. Sirke negatif enerji alır. Bunu evinizin her köşesine de koyabilirsiniz. Yani oturma odasına, çocuk odasına, işte misafir kabul ettiğiniz odaya bunları koyabilirsiniz ama yatak odasında hep şey derim ben. Yani eşinizin tarafına, sizin tarafınıza ya da ha dökülecek gibi işte oda küçük olabilir. Öyleyse bir bardak yapın. İçine biraz sirke koyun. Üzüm sirkesi derim her zaman. Çünkü üzümün çöpü yoktur. Yani bak berekete bak. Çöpsüz üzüm. Tabii. Çöpsüz üzüm. Ama öyle bereket bak şimdi. Şimdi mazarlar çıksın ama çıkarken bir bereketler gelsin. Tamam mı? Yani o yüzden hani elmanın falan mutlaka bir çöpü vardır. Üzümün yaprağından fermuar olur. Çöpsüz Değil mi? Üzümün kendisi yenilir. Yani biliyorsun o dalı, üzüm. her şeyi çok çok üzümün hiç çöpü yoktur. O yüzden yani ve eski tarihleri Mısır'a, Yunan tarihine baktığımızda hep böyle üzüm sembolü vardır. Değil mi? Yani o Roma'nın Evet, değil mi? tabii tabii Roma'nın Hem de o sembollerine bak. şey siyah üzümler, değil Tabii mi? tabii tabii Siyah iri üzümler. iri Hep böyle o vardır. sembolleri ben de görürüm. Görürüm, Çünkü görürüm. berekettir. Görürüm. Berekettir. Yani şimdi nazarlar çıksın, uykularımızı alalım, bereketimiz de geli geli versin yani. Oh, O yüzden oh, oh. aynen. Şimdi ne yapabilirsiniz? İşte bir bardak su, yani çok az işte üzüm sirkesi, biraz su koyabilirsiniz ya da tamamen hani sirke koyabilirsiniz ve kaya tuzu atabilirsiniz. İşte Himalaya tuzu konulabilir ama bizim Çankırı tuzumuz var, değil mi? Yani Çankırı tuzunu koyalım. Hem de bizim bir işte memleketimize de faydamız olsun. Yani Aynen öyle. Çankırı Aynen. tuzunu koyalım. İçine de akik taşı atalım. Yani işlenmemiş bir akik koyabilirsiniz. Buralarda vardı. 226 çeşit akik var zaten. Akik Peygamber Efendimiz'in 226 çeşit. evet, mavi akik var, yeşil akik var. Tabii ki 226 çeşit akik var. Yemen akiği var. Ve akik taşını koyabilirsiniz. Ve suyu kodlayabilirsiniz. Yani deyin ki yaradanım, her şeyi yaradan yaradanım, var eden yaradanım. Eşimle benim evimdeki işte çocuklarımın, sevdiklerimin, evimin tüm nazarını al, şifalandır, bereketlendir ve bunu bize hissettir ve yaşat deyip yatak odanızda eşinizle sizin yatacağınız, bakın kafalar burada diyelim, ayaklar burada, yatağın ucuna da koyabilirsiniz. Çünkü neden? Bak saçının telinden, saç telinden ayak Ayak tırnak ucuna. ucuna kadar nazar Bütün gitsin. kötü negatif Rahat enerjiyi uyuyun. alacak. Tabii Ay, süper. rahat uyusun diye, uyuyun diye. Bunu yapabilirsiniz. Sarkacınız varsa işte sarkaçla
yatmadan önce yatağın üstüne tutarak yine yaradanım, her şeyi yaradan yaradanım, var eden yaradanım, yatağımdaki, odamdaki negatif enerjiyi al pozitife çevir ve rahat, huzurlu, sağlıklı bir uyku uyumayı seçiyor, kabul ediyor, onaylıyorum. Eşimin sevgisi bana, benim sevgim eşime. Oldu oldu, amin. Oh. Çekildim aradan, dolsun yaradan. Çekildim aradan, dolsun. Aynen. Süper. Şahane. Şahane. Bunların hangilerini yapıyoruz? O kadar çok soru var ki şu anda. Çok fazla soru gelmeye başladı ama anladım. Uykuyla ilgili büyük problemler var. Şimdi diyorlar ki bak, taşlarla ilgili olarak Belgin Hoca'nın sayfasında nerede bulabiliriz? Bak, ben hep bunu söylüyorum arkadaşlar. Şimdi Belgin Hoca biraz evvel de söyledi. Yeni girenler veya programımıza bugün dahil olanlar. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Belgin Hoca'dan taş almak değil buradaki mesele. Belgin Hoca'nın arıyorsunuz asistanlarını. Belgin Hoca size bir dosya açıyor. Yani size uyumlu taşlar geliyor. Dolayısıyla hani telefonlardan arayarak ona göre taş almanız gerekiyor. Ona göre uyumlanmış taşları yolluyor Belgin Hoca. Onu özellikle söylemek istiyorum. Yoksa yani Kapalı Çarşı'da da taş var. Öyle değil buradaki mesele. En önemli şey, Belgin Dal'ın en önemli, en can alıcı yeri size özel kodlanarak gönderilmesi. Yani bunu ne olur üzerine basa basa hep söylüyorum. Size kodlanarak geliyor. Onun için asistanlarını arayıp hani asistanlarıyla zaten sizi yönlendirecek onlar. Dolayısıyla bunu buradan bir kere daha vurgulamış olayım dedim sevgili Belgin Dal. Canım, doğru söyledim değil mi? Doğrudur. Özel hastalıklarda bunlar çok çok önemlidir. Evet, bir sitemiz var, Belgin Dal diye girildiği zaman sitemi de görüyorlar. Ya da Instagram'dan Belgin Dal Official'da var. Fakat hep şunu söylüyorum. Birebir rahatsızlıklar için bakın ücretsiz dosya açıyoruz. Ama bazen burada doğum tarihi soruyorlar ya bir tane. Hani ben de ayrıntılı cevap veriyorum. Şimdi herkes bir de bu ayrıntılıyı istiyor. Şimdi düşün, ha bu kadar mıydı diyorlar. Biz taşlarını belirliyoruz. Şimdi günde en az 500 adet dosya açılıyor. Bak şimdi. Doğru. Şimdi 500'üne de tek tek ayrıntılı ben çalışma yaparsam. Zaman bu ya, zaman yani. Seanslarımı yapamam, seanslarımı yapamam. Kişilerin taşlarını belirleyemem. Hastalıklarına göre taşları belirliyoruz. Ama çok ayrıntılı. Yani ben neden bu döngülerim benim problemli? Neden ben ikili ilişkilerde bu döngüyü yaşıyorum? Neden ben bu uykusuzluk problemini yaşıyorum dediklerinde alma verme dengesi küçük bir limit alıp yani alma verme dengesiyle ayrıntılısını özel yapıyorum. Fakat ücretsiz dosya açımında da şu var. Mesela kalp problemi var. İşte kalp probleminde hangi taşı kullanmalı? Ya da migreni var ya da tiroidi var. İşte nazarı var mı? Buna bakıyorum. Ve işte nazarı varsa nazar taşını öneriyorum. Ve çok şükür alanlar herkes memnun. İşte sen de biliyorsun, sen de yaşıyorsun. O kalpteki aynen. ritim bir anda. Aynen. Yani çok şükür. Ben söyleyeceğim şimdi. Bak bu arada kalp dedi ki yazmışlar diyor ki ben diyor sayfadan aldım diyor ilk taşı aldım diyor faydasını görmedim diyor ama diyor sonrasında sizin programda diyor Belgin Hoca'nın diyor dosya açması gerektiğiyle alakalı yeni öğrendim programda öğrendim sonrasında aldıktan sonra şükürler olsun gayet iyiyim diyor bak. Çok ay süper. Süper şahane. Bu arada ben arkadaşlar özellikle söylemek istiyorum. Yani benim kolesterolüm bu halimde kolesterolüm bu kadar dikkat etmeme rağmen kolesterolüm çok yüksekti yani. 280'lerde falandı kolesterol. Dün değil evvelsi gün yaptırmış olduğum test sonucunda ki bir 10-15 gün falan oldu ben bilekliği takalı. Test sonucuna baktığımda 170'e düşmüş benim kolesterolüm. Belgin hocam cansın can. Can vallahi cansın. Ne diyeyim yani. Doktorları düşünemediğim için taşlar sen düşündün. Seni seviyorum ya süper. Yani arkadaşlar
Hani hep de zaten söyler o yüreği geniş, o melek kalbiyle der ki önce Allah, Aynen. Allah'ın bana izin İzin verdiği. verdiği kadar İzin verdiği. der, sonra da taşlar der. Aynen. Biz de artık bunu öğrenmiş olduk sevgili Bunu bildim. Belgin'den. Gerçekten çok şükür, çok ya yani aracıyız. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bugün tekrar yine bir çok güzel haber aldım. Eğitimde bir kanser hastasını almıştık. Kanser hücresi 10 binden tek seansı 1000'e inmiş. MR'da tümör Şükürler yok. olsun. MR'da tümör yok. MR'da bak Ay, şimdi. ay süper. Şimdi kişiler PET'e giriyor. Tamam mı? PET'e giriyorlar. Şimdi 3 gün sonra da bana geliyorlar. Seans yapıyoruz. Biliyorsun eğitimlerde artık kanser hastası alıyoruz biz. Öğrenciler bir kanser hastasının üstünde bunu yaşıyorlar. Deneyimliyorlar son şifa biyoenerjiyi. Hem dua alıyoruz. Hem bir kişi şifalanıyor orada. Ben de tekniği Ya gösteriyorum. daha ne Aktif olsun çalışma ya. yapıyorum. Ay şükürler olsun. Ve benden sonra 2 gün sonra da işte MR'a giriyor kişi. Şimdi 3 gün önce çekildiğinde tümör var. Ay. Seansta. Ya yani 3 gün sonrakinde tümör yok. Ay ne Bakıyorum. güzel ya. Şu, ne Doktor güzel çok ya. Bunları duyunca şaşırmış. var ya o kadar memnunum. Zaten sen sayfanda da sürekli Paylaşıyorum paylaşıyorsun. yani. Şükürler Raporlar geldi. olsun. Kanser Bunlar hastasının çok raporları güzel. geldi. İlk raporlar, şimdiki raporlar. Senin de Wow. şimdi kolesterol haberini duyunca böyle. Ay evet. Ay evet. Bilmiyorum, çok Evet. değişik. Çok kısa bir sürede bir de yani gerçekten. Ya bunu ben hani ilaç almak istemedim. Yıllarca bu şekilde doktorlar düşüremedi. Şöyle, ay, yürü diyor bana. Daha ne kadar yürüyeyim ya? Günde 15-20 bin adım atıyorum. Daha ne yapayım ben? Ben şey miyim yani yürü Abi, yürü yürü. şimdi Nereye kadar yani? şu var, ben şimdi taşları kodlarken hani şimdi 2008'e kadar bir taş kodlama sistemi yoktu. Şu an herkes numarolojiye şuna buna göre kodluyorlar. Seviyorum, doğrudur herkesin yaptığı da kendince. Fakat ben taşları kodlama yaparken şimdi ne yaptım? Senin kolesterolün var. Doğum tarihini zaten biliyorum. Buna göre ne yaptım? Dosyan var bende. Açtım. Atalardan gelen, dünya varoluşundan itibaren atalarından gelen blokajları tespit ettiğim için burada bir iptaller yapıyorum. Bu kolesterol nereden, hangi atadan neden geliyor? İşte nerede söz vermiş, nerede yemin vermiş de bu yemin işte buradan sana işte Ay. gelmiş. Bağlaşık olarak bir de kendi yaşamındaki yaşlarda olan durumlar, anneyle ilgili bağlılığın. Şimdi Evet. Benimkileri bunları ben bilmiyorum. Ben Gündal biliyor valla. şimdi bunların iptalini yaparak gerçekten hani yürekten yapıyorum. Yürekten yaptığımız Şükürler. zaman sonsuz Rabbime şükürler olsun. Rabbimin Şükürler izin olsun. verdiği kadarıyla çok şükür, çok güzel mucizeler yaşıyoruz. Ama yine tekrar ediyorum. Evet. Ben sadece bir aracıyım. Taşlar bir aracı. Toplumda şu var. Son zamanlarda duyduğumuz, ettiğimiz işte hep duyuyoruz da işte taştan medet umulur mu? Arkadaşlar taştan medet ummuyoruz. Bakın Kabe'de Hacer Esved taşının etrafında Allah diyor ki bak otur hani alnını secdeden kaldırmadan namaz kıl demiyor. Diyor ki 7 defa tavaf yap, 7 defa selam ver. Bak oradan geliyorsun selam veriyorsun birinci tur oluyor. İkiye giriyorsun geliyorsun köşeye Hacer Esved taşında yine selam veriyorsun. Yani lütfen Cenab-ı Allah hiçbir şeyi sebepsiz yaratmamıştır. Bakış açılarımızı Ay, şuradan tesadüf diye bir şey kaldıralım yok ya. artık. Şöyle bakalım. Lütfen. Yani rica ediyorum. Çünkü kemoterapinin yan etkisi hiç yok. Ay, Bakın şükürler kolesterol olsun. düzeliyor. Kanser hücre 10.000'ken 1.000'e düşüyor. Elde rapor var. Bundan Ay, daha güzel şükürler neler olsun. mümkün?
Evet. Ay çok güzel. Ben böyle var ya o kadar seviniyorum ki. Yani benim kolesterolü falan geç yani bu. Şimdi kalkıp bu kemoterapiler yani biliyorum insanlar Allah herkese şifa versin. Bu kadar zor şeylerle uğraşırlarken tabii ki sonuçların da çok güzel olması. Ay keyif vermez mi? Nasıl Çok. biz mutlu oluyoruz burada? Çok. Nasıl Hatta keyif alıyorlar? Ay 2-3 şükürler olsun. Ekim'de 2-3 Ekim'de tekrar bir eğitimim var ve 3 Ekim'de yine bir kanser hastasını alacağız. Orada da yine 7'si bak o kadar ilginç olay ki uykusuzluğu anlattım. Uykusuzlukla alakalı bir durum yoktur herhalde ama bu hikayeyi anlatmak istiyorum. 7 sene önce anne hatta yazmış Facebook'a paylaşım yaptım. Bir genç kız ve genç kıza diyorum ki midenin boşluğunda arka tarafta bir sıkıntı görüyorum. Lütfen acil doktora git. Tabii ki 7 sene önce beni tanıdıkları için de ciddiye almadılar sanırım ve doktora gitmediler. 3 ay sonra kadar bir rahatsızlık oluyor ve gidiliyor ve kanser, kolon kanseri maalesef. Maalesef. Ay. Su gibi bir genç kız. Su gibi. Yavrum ya. Ve 3 defa kendisine yalvardım. Dedim ki, güzel kızım gel beni dene. Gel sana bir dokunayım. Çünkü daha ağrısı olmadan orayı hissetmek Rabbimin izniyle ama yani izin verdiğiyle. Çünkü bakın yine tekrar ediyorum. Sabahlara Hep kadar ders söylediğin çalışıyorum. halde. Yani bende başka bir ne varlık ne durum bir şey yok. Benden eğitim alan her bir öğrencim de bunu yaşıyorlar. Her günde her bir öğrencimi yayınlıyorum zaten. Şimdi orada bunu söylediğim halde bak düşün hani daha ağrı yokken, doktor daha teşhis koymamışken bunu biri sana söylüyor, değil mi? Gitmek lazım. Yani ne olur ne Tamam. olmaz. Hani bir Tamam. denemek lazım ama nasip kişi gelmedi bana. Annesini gördüm. Annesine yalvardım. Dedim ki ne olur kızı ikna edin ya da siz ikna olun. Bu kadar insan geliyor. Sizi çok seviyorum, kızı seviyorum. Size küçük teknik öğreteyim. Uygula. Ve 7 sene. 7 sene işte midenin kısmı alınmış, böbreğin teki alınmış, rahim alınmış, yumurtalık alınmış ve gerçekten ay, kemoterapi cevap vermiyor. Tabii hiçbir şey tesadüf değildir, tevafuktur. Ben o kanser iyileşen kızımızı paylaşınca anne altına yazmış. 7 sene önce Belgin Hanım söylemişti ne olur onu dinleyin biz çok pişmanız diye. Onun o yazısı da çok büyük özel bir durum. Ve Canım benim. bizim yolumuz bak 7 sene sonra kesişti. Allah nasip O ederse kadar sıkıntılar yaşandıktan sonra, tabii tıpkı maalesef benim maalesef. ilk programı açtığında kalbinle ilgili bir problemim var mı dediğinden sonra Evet. Evet. Evet ya. Kalbinde sıkıntı var mı dedim. Yok dedin bana. yok yok dedim utanmadan. Dedim ben sana ya. Bir de doktora git dedim sana. Utanmadan, sıkılmadan bir de kalbimde bir şey yok dedim. Evet. Kalbim boş dedim. Yani ama çok şükür hiçbir şey kalmadı kalmayacak da. Doktora Şükürler falan olsun. görecek Ay bir şey şükür oldu. cansın can. Sayende. Şimdi kanser kızımızı da 3 Ekim'de eğitime alacağım onu. Eğitimde bir şifalandırma yapacağız. Öyle diyorum hani Allah'ım hani hiçbir şeyin garantisini vermedim. Hiçbir zaman vermiyorum da ama 7 sene sonra bizim buluşmamız tesadüf değil. Yani kalbim Gerçekten. pır pır ötüyor. Hele bir de şimdi 21 Eylül'de Bosna'dayım. Yani çok Ay başka şey ya. olacak inşallah. Kesinlikle, kesinlikle. İnşallah çok da güzel şeyler olacak diye düşünüyorum inşallah. Şimdi yarın seni uğurlayacağız. O kadar güzel şeyler yazmışlar ki bak aslında dönemiyorum şimdi şeyleri ama yazılanlara. Şimdi burada bazı şeyler var. Onlarla ilgili olarak ne olur ben yine söylüyorum. Sevgili Belgin Dal'ın telefonları sayfasında da mevcut.
Buradan asistanları size yardımcı olacak. Bunu programda yapamıyoruz. Hani ancak oradan telefon numaralarından bu şey yazdıklarınız orada size izah edilmesi gereken şeyler olduğu için lütfen telefonları arayın. Nuray Hanım demiş ki kendisi çok ağır hissettiğini söyledi telefonda, okudukça rahatladı, bu normal midir hocam? Bak bunu da yine sorabilirsiniz. Sizden mührü alem aldım, nazar bilekliği ve pandül almıştım. 2 ay önce olumlamaları yaptım. İşim yoktu, olmuyordu. Eylül başında işe başladım. İşte budur. Sonsuz şükürler olsun ama lütfen. Budur. Aa, lütfen, ne güzel, ne güzel. Allah'tan bırakmasın, indir. Uygulamalarını bırakmasın. Çünkü bazı insanlarda nazarlar çok ağır olabiliyor. Hani 63 günlük görev veriyorum ben. Çünkü biliyorsun bizim taşlarımız kullanım kılavuzlarıyla, reçeteleriyle gelir. Yani öyle taş aynen öyle. Yok. Tek tek kullanım. Aynen öyle, reçeteler. Aynen. Taşlar. Aynen. Her şeyle gelir. Başka türlü bir şey yani. Şükürler olsun. Ve şükürler olsun. 63 günden sonra da ara ara uygulasınlar. Çünkü gerçekten hani hep şunu söylüyorum. 100 kişiden eğer ki 95'i iyi ise bu bizim başarımızdır. 5'inde sıkıntı varsa yapmıyorsunuzdur. Ya da çok ağır ahlar vardır. Bu yüzden sonsuz şükürler olsun. Tabii ki Rabbimin hani bize lüksettiği başarı. Yani bizim başarımız derken de aman yanlış anlaşılmasın. Şükürler olsun. Çok şükür. Şükürler olsun. Bu da çok önemli bir şey aslında. Yani bak burada da bir elçilik var. Burada da bir bütüne katkı var. Bütüne destek var. Bütüne yardım var. Sonsuz varlığına binlerce kez şükürler olsun. Şimdi yine uyku için demişler ki sevgili Belginda. Eğer taş yoksa tuzla da yapabilirsiniz demişti. Tuz lambasıyla alakalı olarak size tuz lambası var mı? Var. Tuz lambasını. Var var canım. Tuz lambası da var. Çünkü şey diyor. Diyor ki bunların sahteleri de var diyor. Var var. Daha güvenli olabilmesi var adına diyor. Ve kodluyoruz. Yine kişinin mesela şöyle, kişi sadece diyelim ki kendi ismini yazdırıyor. İşte Nihal Duysak. Verdin bize ve tuz lambası alıyorsun. Ya da işlenmemiş hani mesela masaj taşı alıyorsun. Ben kodlama yaparken de yine diyorum Nihal Duysak'ın atalarından gelen o blokajların iptali ama hanesinde bulunan, bak hanede bulunan işte eşi, çocuğu, sevdiklerinin her kimin blokajları varsa bu blokajları Nihal Duysak'ın o hücresel hafızasından ve enerjisel aura yapısından işte sevdiklerinin de blokajların iptalini seçiyor, kabul ediyor, onaylıyor. Değişik bir proje, yani taş kodlama sistemi var. Piramitler kullanıyorum, çok farklıdır kodlamalarım. Ve bundan dolayı da tuz lambasını işte odaya koyduğunuzda annen dışarıdan geldi, annen senin sevdiğin, annenin de oradaki negatifini alır. Bak sadece evin içerisinde bir bak sevdiklerinin de. Tabii tabii. Ya ben özel kodlamalar yapıyorum. Ay cansın sen. Ya mesela soruyorlar bana Belgin hocam bütün diyorlar işte sayfalarda işte migren kolyesi, işte kansızlık bilekliği, işte taşların resmini gösteriyorlar. Siz niye göstermiyorsunuz? Göstermiyorum, kopyalanıyor. Zaten hani dediğim gibi bazen hatta her taştan alıyorlar bazen bazıları. İşte migren oluyor, tiroid oluyor, şey oluyor. Aynısından yapıp işte yapabiliyorlar ama kodlama önemlidir. Onu söyleyeyim. Çok önemli. Çok önemli. Çok geçen önemli. Gün biri yazmış Berdin hocam migren kolyesi işte resmini attı. Dedim ki bu bana ait değil. Ama işte sizin taşların aynısından aynısı ama bu bana ait değil. Yani kodlama bana ait ya. Değil. Ondan sonra arkadaşım da gördüm, arkadaşım da yaptırdım. Dedim bana ait değil. Ya kaçar mı? Yani kodlama tanırım. Tanırım. Nasıl diyor tanıdınız? Ya tanırım. Çünkü kodlama herhalde bana yani. Aitse taş farklı moda giriyor. Herhalde. Ay cansın sen. Bak ne diyor? Aa,
Çok güzel şeyler yazıyorlar yalnız bu arada. Diyor ki Belgin Hanım'a diyor ayrıntılı analiz yaptırdım diyor. Henüz taşları almadım diyor. Kendisi rüyama girdi, almalıyım diyor. Şifa olsun yani, oldu. Bir şey söyleyeceğim. Bak Belgin'im, sen üçlerde dörtlerde ayaktasın ve herkesin rüyasındasın. Bu rüyalara girme işi gerçekten, ben bunu yani nasıl kaç kişi yazıyor bunu? Evet, evet. Nasıl başarıyorsun? Ya şimdi bütün gün seanslar, bütün gün çalışmalar yapıyorum. Enerji bende böyle zıplıyor, hopluyor. Sürekli hareket halindeyim. İşte gidiyorum çocuğuma sataşıyorum. Hadi baksana. İşte eşim Allah yardım etsin. Bir ona dokunuyorum. Hadi baksana. Gibi gibi. Sonra da şöyle en sonunda bir çare buldum. Allah'ım dedim. Yani bendeki bu fırlama enerjiyi ne yapacağım? Nasıl sakinleştireceğim? Ve lütfen dedim ihtiyacı olan her bir kişiye işte ulaşayım. Gelemeyenler var. Çok fazla ağrı çekenler ya da çok fazla sıkıntı yaşayanlar var. Benim de çabam herkes şifalansın ha. İşte her eve bir şifacı gerekir deyip ekmeğimi paylaşıyorum çünkü. Bak bilgimi paylaşıyorum. Ve ben de bunu dua ederken işte rüyalarda şifalanma başladı. Şifalanıyorsunuz. Yani işte ya çok güzel şey yaşıyoruz diyor ki ben dizimden ameliyatlıktım diyor. Sizi gördüm rüyamda diyor. Doktora gittim diyor, dizim iyileşmiş. Yok ya anlatamam sana ya. Yani ama Rabbimin izniyle yani bende maalesef. Şükürler olsun, ne güzel ya. Bunu bir tek kişi söylemiyor biliyor musun? İlk önce çok enteresan gelmişti bana. Hele kanserli bir beyefendiyle olan diyaloğunuz evet, çok evet. enteresan gelmiş. Ama her programda mutlaka rüyasında görenler oluyor. Bu arada Yasemin demiş ki sen de rüyama giriyorsun. Ha, ben mi Yasemin? Ay gördün mü? Canım seni seviyoruz Yasemin. Canım benim. Çok selamlar. Bana da rüyamda ulaşın lütfen diye yazanlar var. İnşallah nasip yani. İsteyin. Yani çok iyi şey yaşıyoruz Nihal'im. İş yerimi arıyorlar. Hesap numarasını diyor verin diyor. Belgin Hanım rüyamıza gelsin. Tabii tabii. Ya inan bana tabii ben hep şunu söylüyorum. Bu şifa sistemi gerçekten hani egonun, hırsın olmaması gerekir. Çok dengede olman gerekir. Allah muhafaza. Çünkü şimdi bir kanser hastası iyileştiğinde düşünsene bütün aile, bütün sülale senin sen ne dersen onu yapıyorlar. Bak yani o derece Allah göstermesin alıp seni başka bir yere koyuyorlar. Aman yapmayın. Kimseyi yani sanatçı da sanatçıdır, siyasetçi siyasetçidir, şifacı şifacıdır ama hepsi Rabbimin izin verdiğiyle. Çünkü hepimiz etten, kandan oluşan, kemikten oluşan bir insanız. Yani bundan dolayı lütfen alıp da hani kendinizden üstün yere koymayın. Saygı duyalım, sevelim, yürekleri alalım ama kendimizden üstün yere koymayalım ne olur. Çünkü gerçekten ben çok farklı şeyler yaşıyorum. Çok çok Allah razı olsun hepsinden. Hiç tanımadığım o güzel yüreklerden geçen gün bir şey geldi, hediye geldi. Siyah bir çanta üzerinde telkarı yapılmış. Ya yüreğinden geçen biri esmaları yazmış. İşte pano yapıldı. Bazen paylaşamıyorum, paylaşacağım onları. Ya tanımadığın insan, ya, düşünsene Uşak'ta bir kız kardeş var. Yıkıma kadar gönderiyor. Yani bu sene yine gönderiyor. Yani ya çok güzel durumlar ama çok güzel. Hani yüreğinizi alın ama kendinizden işte beni de çıkartmayın. Başkasını da çıkartmayın. Yani canımsın. Şükürler olsun. Rüyalarda şükürler da sevgi olsun sizlere. Şifa olsun. O yüzden hani Allah göstermesin. Duyuyoruz çünkü para için diyor ki 15 seans gel, 20 seans gel. Seninle çalışırım. Sen işte avuran bitik yerlerdesin. Sen boşanacaksın. Sen şöyle olacaksın. Ben sana işte koçluk yaparım. Ben sana şifacılık yaparım.
Ama 30 bin liralar, 40 bin liralar gözünü seveyim. Yani Bunlar var ya umut tacirleri biliyor musun? Umut tacirleri. şey alın ya, bunun yerine 30 bin 40 bin verinceye kadar eğitim al kardeşim, kendi balığını kendin tut. Yani Ya, yazık günah, aynen. yazık günah, Her gözünü elle. seveyim Aa, bir valla. de kendi balını kendin tut. Bir de başkalarına da, evindeki insanlara da, yakınlarına da faydan dokunsun. Yani bu Aynen, çok çok önemli bir yararlı. şey söyledin. Ben de diyor rüyamda gördüm. Geçen yayında söylemiştim. Benimle konuşmadı. Canlı yayına bağlanamamıştım. Bu beni çok üzdü diyor. Canım benim. Yani, vallahi rüyalarda buluşuruz. Ben artık var ya bu şarkı seninle seni bana hatırlatıyor. Cansın ya. Ay, Sevgili şifa olsun, ne Belgin'den. oldu, şifa olsun. Çocuk uykusuzluğuyla alakalı söyleyebileceğim bir şey var mı? Yeni doğan bebek diyor. Gazla ilgilidir ya o. Şimdi Yeni doğanla gaz çok olur. Ama bebekle gazlı, ilgili ne derdi? şimdi bebeklerdeki gaz neden oluyor biliyor musun? Annenin bebeğini hamileyken hazmedemediklerinden dolayı oluyor. Bak, olaya böyle bak. Hani biz onu gaz maz diyoruz ama değil arkadaşlar. Yani anne, çünkü hazmedemediklerinden dolayı Alınmamış. annesinin takıntıları var. Şimdi burada ne yapabilirsiniz? Hani taşı olmayan, bakın ne diyorum ben, sarkacın varsa sarkacı kullan, sarkacın yoksa işte tesbihini kullan ya. Hiç mi bir şey bulmuyorsun? Alyansına ip bağla kardeşim, sarkaç yap. Yani Ay kıyamam sana niyet ya. çok Bu kadar önemli. ya. Yani niyet çok önemli. Yani niyetini yap, harekete geç ve çabala. Açılmayacak kapı yok. Yani bazı insanlar, ya şu yoksa ne yapacağım? Bu yoksa kardeşim, Sen mercimeğin niyetin yok ki yoksa seni domates geçirmeye. çorbası yap. Yani domatesin yoksa Geç. işte efendim, suyu kaynat, içine de baharat kat, baharatlı çorba yap. Geç. Yani elindeki doneni kullan. Kurallara uymayın. Niyet önemli, değil mi? Niyet. Niyet Niyet önemli. önemli. Yani Allah'ım, yaradanım, yaradana inanmıyor mu? Başka mı dindesin? Tanrı mı demek istiyorsun? Tanrı de. Hiçbir şeye inanmıyor musun? Sevgi de, şifa de ya. Yani Evet, aynen. bazıları şeye takılıyor. Geçen günde biri yazmış bana, neden sürekli yaradan demiyormuşum da Rabbim, pardon, yaradan diyormuşum da Rabbim demiyormuşum. Nelere Allah takılıyorlar demiyormuşum. ya? Allah demiyormuşum. Ya dedim, gözünü seveyim. Tanrı da, yaradan da, Rab da, Allah da. Yani tek ya, tek. Tek. Bu kadar. Bitti. Aynen öyle. Yaradan, bir tane yaradan var. Evet, yaradan. Sen normal söylüyorsun, doğruyu Yani söylüyorsun. ben hayatımda gördüm ilk defa, gerçekten artık her gün Çok şaşırmaya güzel. başladık. Ne olur birbirlerinizi yargılamaktan, açık aramaktan, farklı, yani hani bir gün ritüel yapıyorsun, 21 gün yapacaksın. Bir gün unuttun. Ya takılma oraya. Takılma. Allah'ım Ya, ben bunu devam et yapacağım. kaldığın Bunu yerde. işte aynen, yani dün yapamadım ama bugünkü gün, İşte yaptığım olayın dünkünü de içeriyorum Allah'ım, de ya. Niyet et. Niyet et. Benim Ah Belgindal ya. Var ya. Bak ne o gerçekten yani bu bütün bunu sen devam et ya, yürüyelim ve devam et. İşte aynen. hani bu noktada vazgeçme, vazgeçme ya. Aynen Hani öyle. ne Şimdi der? burada bebeklere yaparken yine tesbihle, yine sarkaçla ne yapabilirsin? Çocuğunun yatağını önce bir temizle. O çocuk nazar alıyordur. Çocuğun bedenini temizle. Yani çocuğun üzerinde bir auralarını, bir çakralarını bir dengele. Yani bunlar benim YouTube kanalımda var. Girsinler, baksınlar. Çakra dengeleme nedir? Kelimeler nedir? Olumlamalar nedir? Bunları, çakra kelimelerini söyle. Ondan sonra de ki, evladım, işte kızınsa kızın, oğlunsa oğlum, sana hamileyken her ne yaşandıysa yaşandı ve bitti, seninle ilgisi yok. İşte ben seni seviyorum, baban seni seviyor, yaradan seni seviyor. Sen bakın, kot verin çocuklarınıza uyurken ya. Şans seninle, Çok bolluk önemli. bereket seninle, huzur Oh. seninle, huzuru hisset, başarıyı hisset. Bak, yaşamı boyunca sakinlik Ne seninle, güzel. sakinliği ver. Sevgi seninle, ya vücut esması hücrelerinde hep hep çoğalsın, artsın de.
Yani. Ay, canım Salih. benim ya. Evet. Cansın valla muhteşemsin. Bak elinizde ne varsa elinizde olan dilinizde olan ya bu kadar basit. Bu arada o Aynen. kadar çok yazıyorlar. O kadar çok yazıyorlar ki. Yalnız birisi var. Önce Beyza'ya söylüyor. Beyza'cığım bütün dualarımız seninle. Ben bugün göremiyorum kaç kişi var yayında. Bu yayında olan herkes lütfen Beyza'ya bir dua eder misiniz? Yarın ALES sınavım var diyor. 3 tur 69 alıyorum diyor. 70 almam lazım. Lütfen dualarınıza beni ekleyin diyor. İnşallah 75 al. Oldu 78. 78 al. İnşallah. Bak yarın 78. sular Oldu seller gibi o oldu abi. 70'iniz. Biz Bak haberini alalım. oldu oldu abi. Bir çekildik aradan Tümüsünü bahsediyor. vur. Tümüse vur. Ondan sonra yaradanımda her şeyi yaradan yaradanım. Var eda yaradanım. Zihnimin berraklığını seçiyorum. Sınavdaki başarılı Hadi. olmayı seçiyorum. Ve ben en yüksek puanı almayı seçiyorum. De oldu oldu amin çekildim aradan da olsun yaradan da yatıyor. Zaten Amin. çalıştıysan da Rabbim yolunu açacaktır. Verecektir. Sevgili Berginim ya birisi var sürekli yazıyor diyor ki ne olur yardım edin diyor. Kızım panik atak diyor. Bir sürü ilaç kullanıyor çok üzülüyorum diyor. Canımın içi dediğim gibi dosyaları ücretsiz açıyoruz. 0542-261-45-00 WhatsApp'tan girsinler, asistanlarıma dosya açtırmak istiyoruz desinler. Orada ben çalışma yapıyorum. Sadece 4 gün 5 gün işte Allah'ın izniyle yurt dışındayım, Bosna'dayım. 3 gece 4 gündüz. Oradan geleceğim. Sürekli Göktürk dergisine yazı yazıyorum. Onlar da onurlandırıyorlar sağ olsunlar. Bir ödül töreni var. Oh. Rabbim ödülünü çok teşekkür Ay. ediyorum onlara da gerçekten yürekten teşekkürler ve Yerini bulmuş bir ödül. Tebrik ediyoruz inşallah efendim. çok teşekkür Yürekten, ederim gönülden sağ tebrik olun ediyoruz. 5 senedir yılın en iyi şifalı taş ve biyoenerji uzmanı ödülünü alıyorum. Şükürler olsun. Bundan daha güzel neler mümkün? Hep Neler oylamalarla mümkün. alınıyor. Gerçekten çok çok şükürler olsun. Rabbime Şükürler hamd olsun. olsun. Evet. Hamd olsun. Ve gerçekten yerinde bir ödül, hak edilmiş bir ödül. Biz de tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ve ödüle layık görenlere de çok teşekkür ediyoruz. Farkında Teşekkürler. olmak ve bunu bilmek bu kadar önemli. İşte ben hep aynı şeyi söylüyorum yani. Sen yap. Vallahi sen yap. Bu hiçbir yerde kaybolmuyor. Ne yukarıda kayboluyor, ne de burada kayboluyor. Onun için yapmak çok önemli. Peki sevgili Belgin Dal yarın yolcu. Bu Evet. akşam için çok teşekkür ediyorum. Seni Allah'a emanet ediyorum. Ekibinle birlikte seninle giden herkese Allah'a emanet ediyorum. Güle güle gidin, Amin. güle güle gelin. Dualarınızdan Amin. bize esirgemeyin ne olur. Piramitlerde. Dualarımız sizinle Cansın. ve lütfen ayın 20'sinde gece lütfen beyaz bir kağıda kırmızı kalemle dileklerinizi dileyin. Sonra üçgen olarak katlayın. Camın kenarına işte suyunuzu koyun. Su çubuğunuz varsa artık su çubuğu var çünkü herkesin. Suyun içine koysunlar. Bir sürahi de olabilir. Mektubunuzu üçgen katlayıp yanına koyuyorsunuz ve bir tane de tütsü koyuyorsunuz. 3 ayetel kürsü, 3 Fatiha'yı suyun içine okuyorsunuz. Niyetlerinizi yapıyorsunuz. Camın kenarında 20'si, 21'i orada bekleyecek. Çünkü 21'inde biz piramitlerin içerisinde olacağız. 20'sinden itibaren kristal çalışmalar yapacağız. Ekip olarak gidiyoruz, dernek olarak gidiyoruz. Ve 22'sinde o mektubu dışarıda bir ağacın dibinde yakacaksınız. Dilekleriniz oldu oldu amin diyerek. Tütsüyle evinizin bütün içini tütsüleyin. Çocuklarınızın yataklarını, kendi yataklarınızın lütfen üzerinde tütsüleme yapın. Ve suyu lütfen üretin, üreterek için. Eğer ki atalardan gelen büyüler varsa, çok ağır nazarlar ve ahlar varsa su acı gelebilir. Bu şifalandığınızı gösterir. Zemzem suyu şeklinde gelebilir. Çok tatlı, çok şekerli gelebilir.
Eğer işte komşunuz kanser diyelim ya da bir felçli bir hasta var diyelim. Onun için de böyle bir pet şişesi koyun. Yani camın kenarına. Sizin suyunuz hani hanenizin içinde kullandığınız su ayrı olsun. Komşunuza hastaya vereceğiniz su ayrı olsun. Çünkü Bosna piramitleri biz her zaman için Mısır piramitlerini en bilinen, en eski diyebilirdik. Şu anda Bosna'da keşfedilen 5 tane piramit var. Güneş, Dünya, Ay, Ejderha ve Aşk piramitleri. Güneş piramidi en yüksek, en derin, en büyük, en eski bir piramit olduğu yani bilinmekte. Ve Ra, değil içerisinde mi? aynen yok Güneş şeydeki Bosna'daki 25 bin Ha, Bosna. Bovis manyetik alan vermekte, alana enerji yaymakta Bosna'daki. Yani burada Çok güzel. evet gidiyoruz, çok heyecanlıyım. Dediğim gibi 8 Nisan'da çünkü Kapadokya'da çalışma yaparken 21 Eylül piramit içinde olmam gerekiyordu. İnşallah bir gün Mısır'ı da çok istiyorum. İnşallah Hatta sevgiyle. 16'sında girecektik ama Kosova'da bir sıkıntı oluştuğu için biliyorsunuz ben testlerle gidip geliyorum. hala aşısız olduğum için testlerle PCR'la gidip gidip gelecek. PCR'la. aynen öyle. Çok Güle güle şükür gidip gelecek. testlerimiz de tertemiz çıkıyor. Çok şükür Şükürler olsun. Şükürler. devletimize yaptırıyoruz, devlet hastanelerine. İşte yaptırıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Sonsuz şükürler olsun. Şükürler Kahve olsun. içmiyorum, pozitif çıkmasın diye. Kola içmiyorum, Aa. pozitif çıkmasın diye. Buradan almanız gereken tiyoları alın. Ananas yemiyorum, kivi yemiyorum, elma yemiyorum. Bol O su önemli. içiyorum, bol su içiyorum. Meyan kökü ve zeytin yaprağı içiyorum. İçine limon katıyorum. Test yaptırmaya gidenler lütfen bunlara dikkat ederse rahat edeceklerdir. Çok önemli bilgiler verdi yine Evet. sevgili Belgin'den. Bu arada diyorlar ki Nihal Hanım diyorlar Belgin'den'le birlikte yapmış olduğunuz Belgin Hoca ile yapmış olduğunuz programda enerjiniz çok yükseliyor diyorlar. Öyle vallahi öyle gerçekten. Enerjim çok yükseliyor. Çünkü niye? Çünkü Belgin'den gözümün bebeği seni bu gece her şey için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle uğurluyoruz, kalbimizle, yüreğimizle en kısa zamanda bize bunları gelince bunları anlatacaksın ya heyecanla bekliyoruz. Sen gitmek için heyecanlanıyorsun, biz dönüşün için heyecanlanıyoruz. Seni sevgiyle uğurluyoruz, çok teşekkür ediyoruz bu akşam için. Ben Katılan herkese de teşekkür çok ediyorum. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Niyetleriniz şimdiden kabul olsun. Amin, Eğer amin. ki rutin nasıl yapacağım, nasıl edeceğim derlerse YouTube kanalımda var, yükledim. Ve lütfen kendimizden başlayarak sevginin ve şifanın şehrimizden başlayarak ülkemize, ülkemizden başlayarak dünyaya, özellikle çocuklarımıza, çocuklarımızın üzerine kurulan tüm bu oyunların, insanlığın üzerine kurulan tüm bu oyunların bazılarının çıkıp da ben Tanrı'yı oynuyorum diyenlerin oyunlarının bozulması için lütfen dua edelim, niyet edelim ve biz sert kaderi arkadaşlar yumuşatabiliriz. Şimdi fark ettim elimde kırmızı kalem var bu duayı yaparken. Kırmızı hız demektir. Tam Hızla kırmızı kale. yanıtlar o gelsin. Rabbim dualarınızı kabul etsin ve oldu oldu. Amin. Amin diyorum. Amin. Çok öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Güle güle gidin gelin. Sevgiler. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay Amin. bay.